Şimdi siz bir belediye başkanısınız. Kamunun adına iş yapıyorsunuz ve maaş alıyorsunuz. Ben bir il başkanıyım. Maaş almıyorum. Kamunun adına iş yapıyorum. Kamunun vicdanını seslendiriyorum. Ben sokağın sesini, bürokrasinin sesini, dönen bir sürü entrika var. Bunun sesini seslendiriyorum. Ben diyorum ki, siz diyorum milletin adına bir iş yapıyorsunuz. Ortada 60 yıllık bir köprü var. Evet. Ortada 60 yıllık bir köprü var. Bu Zonguldak merkezinde herkesin gözün önünde. Benim ilkokul, ortaokul, lise hayatım Acılık'tan Gazi Köyöğretim Okulu'na yürüyerek o köprünün üzerinde geçti. Benim o köprüde çok anılarım var. Altında ben yakalamacılık oynuyordum. Şimdi köprünün demirlerini biliyorum ben. Ben bir de mühendisim. Ben bir şeyi, hani ben sallamıyorum bir şeyi. Bu köprünün ihalesi. Kardeşim sen bu köprüyü, Simge Hanım gel, Ahmet Bey gel. Ben bu köprüyü yıkacağım. Bu köprüyü yıkacaksın. Sen buradan bütün yıkıntıyı kaldıracaksın. Ve ben sana bunun karşılığında bu köprüden çıkan demirleri sana vereceğim. Ben sana para ödemeyeceğim. Sen bana 3 milyon 450 bin lira ver diye bir rakam belirlenmiş. Hı hı. Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Burak Erol, KanalZ'de genel yayın yönetmeni Simge Kırlı'nın moderatörlüğünü yaptı. Günün Konusu programının canlı yayın konuğu oldu. Alman çeliğiyle 5 ayak üzerine kurulan Fefkani Köprüsü'nün ihale, yıkım ve çıkan hurdalarla ilgili açıklama yapan Erol, ben belediye başkanıyım, ben bu köprüden ne kadar hurda çıkacağını artısıyla eksisiyle tahmin etmem lazım. Burası milletin malı. Yıkım ihalesiyle ilgili büyük şaibeler var. Ömer Selim Alan'ın yıkım ihalesiyle ilgili iddialara yanıt vererek kamuoyuna aydınlatması lazım. Kamuoyundaki iddiaları soruyorum. Ben sana soruyorum. Cevap başka yerden geliyor. Ben başkana bir soru soruyorum. Cevap başka yerden ulaşıyor. Basarsın düğmeye. Buğracığım, basın mensuplarını çağıralım. Açıklama yapalım dersin dedi. Yani bu köprü yıkacak olan kişi 3 milyon 450 bin TL artı, değil mi? 3 milyon 450 belediye verecek. Hı hı. Milletimize verecek. Ne yapacak? Köprünün bunu yıkmak için bir para harcayacak. Diyelim ki bu köprüyü 8 milyon TL'ye yıktı. 3 milyon 450 belediye verdi, faturayı kesti. İş makinesi, operatör, yakıt, efendime söyleyeyim, personel gideri 8 milyon mal etti. Şimdi ben belediye başkanıyım. Ben bu köprünün nihai noktada benim teknik adamlarım var. Bu köprüden ne kadar hurda çıkar? Bu köprüden 5000 ton hurda çıkar. 1800 ton hurda çıkar. 3500 ton hurda çıkar. Bunu aşağı yukarı 150-250 artı eksi burada şey veriyorum, pay veriyorum, bir tahmin etmem lazım. Burası milletin malı kardeşim. Sen bundan 5800 ton çıktı, benim elimde belge var demiyorum ki ben sana. Ben kamuoyunun vicdanı adına diyorum ki 5800 ton çıktığına dair bir iddia var. Çarpıyorum, topluyorum, 62 milyon para yapıyor. Adam 10 milyon harcasa 52 milyon açık var. Nerede bu 52 milyon diyorum. Ben sana bunu milletin adına soruyorum. Ben ona soruyorum, cevap başka yerden geliyor. Ben soruyu sana soruyorum, soru cevap başka yerden geliyor. Bu nasıl bir şey? Sen belediye başkanısın, çıkarsın dersin ki, çağırıyorsun ya belediye mensuplarını, kahvaltı yapıyorsun ya, düğmeye basarsın, dersin ki özel kalemine, çağır işte kardeşim, Buğracığım, şeyleri, medya mensuplarını, bak böyle böyle bir iddia var, biz kamuoyunun vicdanını rahatlatalım, insanları bir rahatlatalım. Oturursun, kardeşim sen yanlış hesap yapmışsın, bu köprüden şu kadar hurda çıktı. Bak kantar fişi burada. Ben kantar fişini görmek istiyorum. Kantar fişlerinin toplamını görmek istiyorum. Bu hurdalar nerede tartılıyor? Bu hurdalar Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda mı tartılıyor? Evet. Orada tartılıyor. Burada kantarda duran personel yok mu? Orada bilgisayar yok mu? Tabii kayıt, ben yıllarca altın, kayıt altına çalıştım. Alınıyor. Kayıt altına. O zaman dersin ki 1000 ton çıktı. Bak rakam bu. Adam bu kadar para harcadı. Müteahhitin geliri bu. Kârı bu. Hı. Bu kadar şey. Bütün kamuoyu Zonguldaklılar desin ki ya hakikaten de başkan bu işi doğru yapmış, düzgün yapmış. Bu nasıl bir devlet kamu yönetimi diyen Burak Erol, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız duysa ona der ki sen bilmiyor muydun bunu? Bu nasıl bir iş? Yıkım ihalesindeki boşluk çok rahatsız edici. Bu konuyla ilgili bir an evvel bulanık durumu ortadan kaldırması gerekiyor. Köprünün hurdası 1200 ton bu, 1800,
3000 ton var diyen, 5800 ton var diyen de bulunuyor. Ben iddiaları gündeme getiriyorum. Ben mühendisim. Tefkane Köprüsü'nün projesi önüme geldi. Projeye göre kaç ton çelikurda demir olduğunu küçük bir saptamayla ortaya çıkaracağız dedi. Bak yanlış iş yaptı demiyorum. Böyle bir iddia var diyorum. Bunu aydınlat kardeşim. Sen burada belediye başkanlığı maaşı almıyor musun sen? Kartı takıyorsun, maaş alıyorsun sen. Hesabına bu para yatıyor. Evet. Ve sen bu hizmeti de milletin adına yapıyorsun. 5800 ton olduğuna dair bir iddia var. Başka taraf diyor ki 1800 ton. Başkası diyor ki 3500 ton. Ya bu nasıl bir devlet yönetimi ya? Bu nasıl bir kamu yönetimi ya? Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız duysa. Yani bunu duysa dese ki ya bu nasıl bir iş? Sen bunu bilmiyor muydun? Hani 200 ton şaşılır, 300 ton şaşılır. Hadi 500 ton şaşalım. Böyle bir şaşma olup da insan bu nedir yani böyle bir kar marjı mı olur? Eğer 5800 tonsa yandık. Yani burada burada bir aradaki boşluk çok rahatsız edici. Yani herkes hesap yapıyor. Biz gece gündüz bizim işimiz ticaret. Parayla uğraşıyoruz yani. Çarpıyorsun, bölüyorsun. Ve teknik bir isimsiniz. Tabii bunu ne yapacaksın? Çıkacaksın. Başkası niye cevap veriyor? Sen cevap ver de ki bu böyle değil şöyle kamuoyu vicdanını rahatlat. Ha ben Saadet Partisi il başkanına cevap vermek istemiyorum. İl başkanı, AK Parti il başkanı cevap. AK Parti il başkanı cevap versin o zaman. Ya ortada bir şaibe var. Ortada bir iddia var. Yani bununla ilgili biz gidip de illaki yarın, bugün günlerden cuma, pazartesi günü gidip de efendim Cumhuriyet Başsavcılığına, efendim Sayın Savcı Abdurrahim Bey'e gidip de dilekçe yazıp da biz belediye başkanının hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor dememiz lazım yani. Yani bununla ilgili bir an evvel bu flu durumu, bu bulanık durumu ortadan kaldırması gerekiyor. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın soruları yanıtlamasını isteyen Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, şehrin ortasında olan bir hadise. Herkese buraya bakıyor. Sen şimdi köprüyü kaldıracaksın. İkinci aşamada yola asfalt döküyorsun. Asfaltı kaldırıyorsun. Sen daha ne yapacağını bilmiyorsun. Ben kendisinden rica ediyorum. Kantar fişlerinin toplamı nihai nedir? Ne kadara satılmış? Ne kadar gelir elde edilmiş? Tüm bu soruları yanıtlasın. Burada rahatsızlık, Ankara'da konuşuluyor, rahatsızlık var. Oradaki yöneticiler bir belediye başkanı ile işbirliği yaparak böyle küçük şeylere tenezzül etmez. Ben burada belediye başkanı olsam o hurdanın gramını kaçırmam. Köprünün mevcut durumu ile ilgili teknik projeyi ele geçirdim. Proje bende. Arkadaşlarla oturup hepsini tek tek bakıp hesaplayacağız. Yaklaşık 150-200 ton yanılmayla asıl hesabı ortaya çıkaracağız. Köprünün misyonu tamamladığını ben de düşünüyorum. Ama sen şeffaf belediyecilik yapmıyorsun. Şu anda Zonguldak Belediyesi'nin gözleri kapalı, kulakları duymuyor. Bu şekilde yol bulmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Ya şehrin ortasında olan bir hadise bu. Herkes buraya bakıyor. E şimdi sen bu köprüyü kaldıracaksın ikinci bir aşama. Köprüyü kaldırdın, duruyor. Asfalt döktüler, asfaltı kırdılar. Yok bir sürü asfalt döküldü oraya, asfalt oradan kaldırıldı. Ya buraya ne yapacağını bilmiyorsun sen. Öbür tarafa ne yapacağını bilmiyorsun. Bağlantı yolları nasıl yapacağını bilmiyorsun. Ya plan, program, takip, sonuç. Eğer sen bunları gerçekleştirmezsen Zonguldak'a ne yaparsın? Büyük bir kaosa sürüklersin. Lakin ben özellikle kendisinden rica ediyorum. Şu köprüden çıkan hurdanın toplam kantar fişlerinin toplamı nihai rakamda nedir? Bunun bu kaç paraya satılmış? Hı hı. Bunu sattıktan sonra ne kadar bir gelir elde edilmiş? Kamuoyu bunu dinlesin. Ondan sonra da anlasın. Biz de diyelim ki hakikaten de Sayın Belediye Başkanımız düzgün bir iş yapmış. Kendisini tebrik ediyorum demeyi de ben kendime hiçbir şekilde zulmetmem yani. Onu da söylerim yani. Onunla da ilgili sıkıntı yok. Hı hı. Ama burada bir büyük bir rahatsızlık var. Ve bu konu ta Ankara'larda her yerde konuşuluyor. Evet. Buradaki oluşacak böyle bir çağrım da işte AK Parti Genel Merkezi'ndeki bir yöneticilerle paylaşıldığını zannetmiyorum. Oradaki insanlar, oradaki yöneticiler, AK Parti Genel Merkezi, hı hı, bir genel merkezi yönetici, bir belediye başkanıyla işbirliği yaparak böyle küçük şeylere tenezzül etmez. Ben yapacağını zannetmiyorum. Ben de. Ben belediye başkanımızın da böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Belediye başkanımız da bizim kardeşimiz, arkadaşımız, bu memleketimizin çocuğu. O da öyle bir şey yapmaz. Ama benim soruma cevap ver. Ben sana diyorum ki böyle bir iddia var. Hı hı. Bırak iddiayı, rakamları unut. Bununla ilgili bize açıklama yap. Bununla ilgili teknik doneleri ortaya koy. Bizi ikna et. Sen bizi aydınlatmakla sorumlusun. Şeffaf bir yönetim anlayışı. Sen milletin parasına
benim çoluğumun çocuğumun senin çoluğunun çocuğunun torunlarının 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 bunda hakkı var. Bu milletin malı. Sen milletin malını düzgün yönetmekle mesulsun. Bu senin asli görevin. Bak ben burada belediye başkanı olsam o hurdanın var ya gramını kaçırmam. Bak o hurdanın gramı kaçmaz. Evet. Ben büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum, bilmiyorum. Hı hı. Onlar da rakımı bilmiyorlar. Çünkü kantarlarda büyük bu şekilde de bazı ne oluyor? Yani kantarcı güveni olmuyor, orada görevde olmuyor, sallamıyor, kayıt altına almıyor, bilmem ne oluyor. Rakam bilinmediği için gerçek bir, yalnız ben projeyi ele geçirdim. Proje bende. Hı hı. Şimdi bununla bir hesap, ilgili bir hesap yapacağız. Teknik arkadaşlar beraber oturacağız. Burada kaç metre yol var? Kaç proje metre dediğiniz dikmeden, köprü yıkıldıktan sonra ilgili, oluşulacak. Yok, hayır, he. Köprünün mevcut durumu, daha yıkılmadan önceki durumuyla ilgili teknik bir rapor var. Hı hı. Ona bakacağız. Orada işte burada kullanılan o çeliklerin, ığ demirlerin, ığ çeliklerinin onların özgül ağırlığı var. Kaç metre olduğuna dair bilgiler var. Kaç metre olduğuna, dikmeler ne kadar, yol ne kadar bunları toplayacağız, çarpacağız. Yani yaklaşık 150-250-300 ton civarındaki bir yanılmayla, tamam mı? Yaklaşık olarak bu çok sapmadan hesap edilebilir.